O zaman gideceğiz bir güzel hikayeti fıkramız var. Kısa, masal. Matal. Bugünkü farklı olacağı. Değerli seyirciler, bildiğiniz gibi her programda bir güzel hikayet konuşacağız sizler için. Yönetmen hazırsınız? Bir, tamam. İki, üç, başla. Başla. Bugünkü değerli seyircilerimiz köy üzerinde. Bir köyde bir fellah var idi. Fellah devamlı işe gitmeden, ekin ekmeğe gitmeden çok düşünce alırdı özün. Düşünce neydi? Bir tek oğlu var idi ocakta. Yani he düşünürdü, diyerdi ben bu oğlum nece büyüyeydim, nece haraş yedim, nece mektebe koyayım özün, nece koyayım okulu bitirsin. Ben hele evlenmemişe düşünmemiz uşağım bastayım. He bu fikirlerdeydi filan. İmkaniyat da zayıftı. Yani o gün hakkına işlese, o gün hakkına yer. O gün hakkına işlemese aç kalır. Ve sabah erken oynarken namazını kıldı. İşte Allah'ın adını getirdi. Hemen düz gitti ekine. Felahatlığına gitti, işine, çalışına gitti. Giden de işte çalıştığı yerde baktı, affedersiz bir köpek sesi geldi, hür. Yani köpeğin sesi çok üskeldi. Dedi bu ses garipti, bakın nedir mevzu? Gel baktı, bulanlık su var. Bulanlık suya bir uşak düşüptü. Köpek de havar edilip uşağı halas eleydi. Hemen müfellah sağa sola bakmadan, soğuk sıcağa bakmadan öz özüne attı suyun içine. Uşağı çıkarttı sudan. Getirdi ev özünü. Getirende işte pekledi özünü, yakadı özünü, dermeni verdi, biraz hastalardı, iyi etti özünü filan fistan. Uşağı çok güzel bir şekilde baktı. Ama bilmir bu uşağın ehliyeti kimdi, kimdi. Gel gele bir gün, iki gün, üç gün kapısı çalındı. Kapı çalınanda baktı bir adam, böyle bir imkaniyetli bir adam, müellimdi yani imkaniyeti filanı, fistanı, istibaşından filanından. Dedi misafir olabilirim, belli dedi buyurun. Dedi bu uşağı sudan çıkarttığı işte benim oğlumdu. Tamam dedi, aparabilsen oğluyu. Ama dedi, ben uşağı aparmadan önce isterim sana ikram edeyim. İsterim sana, yani beyliğin kanşarını veririm sana. Çünkü sen benim uşağımın ömrünü kurtardın. Hayatını kurtardıysan. Kurtarmarsaydı elbet ki bu suyu, su uşağı aparırdı. Boğulardı. Döndü dedi, bu fellah dedi adama. Dedi, ben bunu çıkardım ilk Allah için. Sonra dedi, sen de benim uşağım görseydi bir böyle vaziyette elbet ki sen de bu şahı çıkardardın, ben hiç para pul kabul etmem. Çünkü ben bunu Allah için ettim özel. Tamam, zengin adam döndü, dedim adam sen bu dedi oğlum kimin olsaydı böyle, o zaman bu oğlanı koy hayatına ben kalkım. Yani bu fellahın oğluna iyi okullara koyma özün, iyi koyun mektepleri bitirsin, çünkü sen eyliği hiç yadımdan çıkmayacaktı. Bu fellah da sevindi. Sevindiği zaman dedi tamam. Tamam, bu fellahın da her vakit bunun duası, bu oğlan ki nece iyi mekteplere, iyi müstakbelin kursun. Bu zengin adam bu uşağı apardı. Aparanda bu uşağı mektep bitirdi, okulu bitirdi, bu uşağı doktor oldu. Büyük vazife sahabe oldu. Vazife sahabe olanda tabi bu zengin adamın da uşağı aynı barabar büyük oldular. Bu oğlan çok hasta oldu, zengin adamın oğlu. Bir harap bir hastalığa düştü. Dünyanı dolandı, ilacını tapmadı. Bu oğlan da doktordu, dedi bunu ben ilaç ederim. Evvel Allah adıyla dedi, ilaç ederim ben buna. Gel bunu ilaç et. Bu zengin adamın oğlan tekrar bir de ilaç etti, özün normal hayatına döndü. Zengin adam geldi dedi, oğlum sen bana vaktinde babayı böyle iyilik etti, oğlumu sudan çıkarttı. İndi de sen aynı bu iyilik etti bana, ki benim oğlumu kurtar etti. Ben seni istirem, malımın yarısını hak seni adiydim. Bu varım, mülküm, filanım, çünkü sen istahalsen ben senden iyi kimseni tapmayacağım. Bu fakir adam oğlu, fellahın oğlu döndü dedi. Dedi biz edemdek, bana babamdan vasiyatı. Her iyi insana gerek biz yarayalım. İyilik de etsek kanşarın beklemeyelim. Bu masallarımızda elbet ki bir ibre var. Çünkü insan her vakit iyilik ettiyse kanşarın hiçbir zaman beklemesin.
ben. Gerek de beklemezsin. Bizler Allah bizi İslam yarattığı zaman gerek birbirine rahmimiz olsun, gerek birbirine iyiliğimiz tok olsun. Bugünkü hikayemiz buraya kadar idi. Ağzına sağlık Arsene Bey.